Sektörler arası yolculuğumuz İstanbul'da otomotiv sektöründe faaliyetler gösteren bir müessesede sürmekte. 2010 yılından bu zamana oto servis alanında tamir ve bakım konusunda uzmanlaşmış şekilde kaliteli hizmetler sunmaktalar. Otomobil sahiplerine araçlarını daha güvenli, sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde kullanmalarını sağlamalarına yardımcı olmaktalar. Deneyimli ekibiyle otomobil sektöründeki yenilikleri de takip eden bir anlayışla sürekli kendilerini geliştirmeye devam etmekteler. Araçlarınızın tamir ve bakım sürecinde en iyi kalitede yedek parçalar kullanarak işinizi titizlikle ve özenle yapmaktalar. Şimdi mikrofonumuzu Batuhan Kılıç'a uzatıyoruz. İsmim Batuhan. Ee, babamla birlikte yaklaşık bir 15 yıllık bir serüvenimiz var bu sektör üzerinde. İstanbul'un çeşit çeşitli yerlerinde dükkan e, işletmiştik. En sonunda da evet yaklaşık 2 iki iki yıllık bir süreden beri buradayız. Bu şekilde bir serüvenimiz var. Evet. Babanız yine işin başında ama ağırlıklı olarak artık bayrağı siz devraldınız. Yani babadan oğula geçen bir sektör olduğu için artık kendisi evet. biraz tatil evet. yapıyor. Evet. devam ediyorsunuz. Nasıl bir hizmet veriyor? İşletme hakkında biraz bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii işletmemizde motor, mekanik, manuel şanzıman ve otomatik şanzıman. Ekstra da elektrik üzerine bir Hı. işletmemiz var. Evet. Ee, beş tane şu an bir çalışanım var zaten. Her biri ayrı bir işin ustası. Evet. O şekilde bir ilerleme sağlıyoruz. Evet. Kaç tane lift var içeride? İçeride iki tane lif var. Ee, kapasitesi 6-7 arabaya kadar çıkıyor zaten. Dükkanın alabildiği evet. araç kapasitesi. Evet. Bu şekilde ilerliyoruz. Yani iki tane lift kalan da işte. Dört tane, beş tane de ekstradan araç alıp içeride bakım onarımını gerçekleştirebiliyorsunuz. Zaten hareketleri hızlı bir şekilde yaptığımız için öyle Araçlar çok uzun bir süre kalmıyor bizde. Evet. Peki hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Hangi kriter sizin için önemli? Ee, yani şu şekilde öncelikle iş güvenliği bizim için ekstra bir önemli oluyor. Yani liflerde araba varken dükkanın içinde çok müşteri tutmayız. Çünkü görüyoruz haberlerden falan olan kazaları. Öncelikle iş güvenliğine dikkat ediyoruz. Ondan sonrasında da e, arıza tespit olayı çok önemli bir konu bizim için. Arıza tespitini için bile yani uzun bir süre yol kat etmemiz lazım. Çünkü müşteriyi doğru yönlendirebilmek için. Çünkü haberlerde falan Sisteminiz de var, bilgisayar evet. sistemiyle de bunların kontrolleri yapılıyor. Evet doğrudur. Aynı evet. şekilde ilerliyoruz. Test sürüşleri yaparak nokta atışı arızayı tespit edip onarılması gereken bir parçaysa ilk etapta onarılıma gidiyor. Bizde aracı onardıktan sonra bile en az bir gün araç test yapılıyor. Hı -hı. Sonrasında aynı sorunlar tekrardan oluyor mu olmuyor mu dedikten. Evet. Ondan sonra e, teslim ediliyor araçlarımız. Evet. Kesin yani olayınızdan geçmesi gerekiyor ki tabii ki bu trafikte herhangi bir sıkıntı yaşamaması için <laughs> tamamen eğer gerçekten sizin içinizde siniyorsa müşterinizi arayıp davet edip ona göre anahtar teslim aracı teslim etmiş oluyorsunuz. O evet. kadar parça kullanmaya azıcık hassasiyet gösteriyorsunuz? Yan sanayi parça kesinlikle tavsiye etmiyorum. <laughs> Çünkü hiçbir şekilde garantisi olmuyor. Evet orijinalden hiçbir zaman şaşılmaması lazım. Evet. Ya yani tamamıyla bir kalite olarak bir hizmet veriliyor diyebiliriz. Evet. Çünkü farkınız nedir şimdi? Sektör geniş bir sektör. Motor mekanik olarak hizmet veren birçok işletme var. Neden özellikle araç sahipleri tercih etmeli? Ee, yani şimdi şu şekilde bize e, hani sadece olduğumuz konum üzerinden gelmiyorlar. Bize 81 ilden gelenler var. Çığlık. Karadeniz'den bile sadece arabasını çekiciyle bize getirenler bile var. Vay. Çünkü memnun kalıyorlar. Yani müşterilerimize yalan söylemiyoruz. Evet. Ee, Arızayı yalan bir şekilde anlatıp da başka bir parça değiştirmiyoruz. Evet. Kendi gözlerinin önünde arıza tespitini yapıyoruz. Evet. İstiyorlarsa zaten parçalarını kendileri de alabiliyorlar. Evet. O şekilde bir ilerleme. Evet. Şey, Tam şey, olarak şeyhman. İş şey, ve iş, iş, Evet de ediliyorsunuz. Hı hı. Şimdi siz ikinci jenerasyon artık babadan bayrağı devraldığınız Röportajın başında da zikrettik. Hedefiniz nedir? Sektörle alakalı neler yapmayı planlıyorsunuz? benim öncelikle hedefim e, bulunduğum yerde şu an bir tane dükkan sahibiyim. Ama bulunduğum yer dışında da bir iki üç tane daha dükkan sahibi olmak istiyorum. Su belirsiz. Evet sektöre büyütmek istiyorum kendi çapımda. İnşallah da büyütürüm. Evet, belki işte elektronik, e, şu an mekanik ve elektrik olarak Hı -hı. hizmet veriyorsunuz. işte kaporta boyu olur. E, elektronik olur. Şimdi elektrikli arabalar da zaten çıktı. İşte bunların üzerine belki yoğunlaşıp elektrikli araçlarda hizmet vermek gibi ilerleyen zamanda neden olması. İnşallah. Planlarımız var, çalışmalarımız hepsi, var, yavaş yavaş. Zamanla zamanlı olacak olan Aynen. şeyler ama önemli olan hizmet kafesine ödün vermeden de sektörde ayakta durmak çok çok önemli. Araçlarınızı herhangi bir özel servis veyahut da yetkili servise götürdüğünüz zaman diliminde aracınızın başından ayrılmayın. Bütün her şey şeffaf bir şekilde olsun. Gözünüz arkada kalmasın.